Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın bütün ülkelerinde savaştan geçinenler, savaştan beslenenler, bunlar politikacı olur, iş adamı olur ama daha ziyade silah sektöründe çalışanlar, silah üzerinden para kazananlar. O ülkedeki kalıcı barış isteyen herkese karşı cephe alırlar. Dikkat edin, bakın, bütün ülkeleri araştırın, tarihlerine bakın, devlet başkanlarına bakın, aydınlarına bakın, gazetecilerine bakın. Kim ki savaşa karşı duruyor, silah tacirleriyle adeta mücadele ediyor. Bu Bertrand Russell'da da böyle, ondan önce de böyle, bugün de böyle. Savaşa karşı gelen bütün aydınlar, bütün ülkelerde savaştan beslenen politikacılarla savaş tacirlerinin baş düşmanlarıdırlar. Onları ya yok etmek için çalışırlar, ya hapse atarlar, ya iktisadi kaynaklarını keserler. Ama mutlak surette onlardan intikam almak için her türlü yolu denerler. Dünyadaki savaşlarının en önemli gerekçelerinden biri ise tamamen yalan üzerine kuruludur. Yani dünyadaki hiçbir savaşın gerekçesi din ve ırk değildir. Ama dünyadaki bütün savaşları politikacılar ırk ve din üzerinden çıkarırlar. Ya da mezhep üzerinden çıkarırlar. Geçin bakın, girin tarihe. Bütün savaşlar böyle olmuştur. Peki savaşların asıl amacı nedir? Tabii ki egemen devletlerin, egemen güçlerin, bilhassa silah satanların silah satarak servetlerine servet katmaları, savaş sırasında silah satın alma yetkisine sahip olanların da silah satanlardan komisyon almalarıdır. Bu kadar basit bu. Ben yalan söylüyorsam girin tarihe bakın, araştırın, göreceksiniz. Ülkeler arası savaşları kışkırtanlar, bilhassa savaş komplosu yapanlar, ki bunların pek çoğu gazetecidir, ne yazık ki gazetecidir. Göreceksiniz ki savaştan besleniyorlardır. Onlar asla silah kullanılmasın, silah tacirlerini şöyle yapın, silah kullanımını yasaklayın falan gibi haberler, bilgiler yapmazlar. Hayır, aksine devletleri değil, halkları birbirlerine düşman edecek böyle uydurulmuş haberler düzenlerler, haberler yayınlarlar, yorumlar yaparlar, televizyonlara çıkarlar, ellerinde sopalarla haritaların önüne geçerler, anlatırlar. Hepsi savaştan geçinirler. Savaştan geçinenlerdir. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük ihtimalle o dönemlerdeki ismi cemaat olan, bugün FETÖ diye bildiğimiz o dini cemaatin önderi olarak bildiğimiz, halen yine önderi diye biliniyor, Fethullah Gülen Türkiye'den nasıl gitti? Gülen'i Türkiye dışına kim gönderdi biliyor musunuz? Zannetmiyorum bildiğinizi. Pek çoğunuz bilmiyor. Daha önce de anlattığımı zannetmiyorum. Belki yazmış olabilirim birkaç kez. Ya da kısaca bahsetmiş olabilirim. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit gönderdi. Bülent Ecevit o dönemler aynı zamanda MIT'i de kontrol ediyordu. Çünkü o zamanlar MIT başbakana bağlıydı. Tabii ki Genelkurmay Başkanı da başbakana bağlıydı. O zamanlar cumhurbaşkanları temsili yetkileri olan kişilerdi. Ecevit bir süre Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığında başbakanlık yaptı. Bir süre de Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanlığında başbakanlık yaptı. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı Bülent Ecevit yaptı. Evet, Bülent Ecevit yaptı. Pek çok itiraz geldiği halde kendisine yanındakiler, Anavatan Partisi, hatta Doğru Yol Partisi milletvekilleri bile Ecevit'e olan saygılarından dolayı, ona olan güvenlerinden dolayı oylamada, yani meclisteki oylamada Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanı olarak seçtiler. Ahmet Necdet Sezer nerede? Değil mi?
Ondan sonraki Cumhurbaşkanı'nın öyle ya da böyle bazı açıklamalarını duyuyoruz. Kimimiz kızıyoruz, kimimiz ya iyi söyledi diyoruz, kimimiz aman diyoruz falan. Peki Ahmet Necdet Sezer nerede? Canlarım, neyse konum Ahmet Necdet Sezer değil. Bülent Ecevit, Fethullah Gülen'e neden Türkiye'den gitmesini tavsiye etti biliyor musunuz? Çünkü dinler arası diyalog buluşmasına, yani Musevi din liderleri, Hristiyan dini liderleri, daha doğrusu orada Katolik dini lideri olarak Papa katıldı ve İslam dini liderleri toplantısına, Diyanet İşleri Başkanı yerine Türkiye'den Fethullah Gülen katılmıştı. Dinler arası diyalog ne demekti? Dinler arası diyalog, dünyada kalıcı barışların artık mutlak surette tesis edileceği demekti. Bir yılda, iki yılda mı? Hayır. Ama belirli bir süre sonra artık o din insanları gerek Hristiyanlıkta, gerek Müslümanlıkta ve gerek Musevilikteki din insanları, din adamları şehitlik kelimesiyle ilgili ya da şehitlik kurumuyla ilgili bütün dünya insanlarına seslenen yepyeni bir reform açıklaması yapacaklardı. Zaten bütün dinler ırkçılığa karşıydılar. Hristiyanlık da, Müslümanlık da. Burada sadece Museviliğin, yani Musa'ya inananların aynı zamanda Yahudi ırkından olmaları şartı getiriliyor. Ama bilebildiğim kadarıyla bugün dünyada sayıları hızla artan ve hiç de Yahudi ırkından olmayan, hatta Afrika kökenli pek çok sayıda Musevi insan var. Musevi dünyalı var. Musevi, yani Musa'ya inanan. Yahudi değil ama Musa'ya inanıyor. Zaten geriye dönüp baktığınız zaman Müslüm, bütün peygamberlerin hepsinin, Muhammed için bir şey söylemek istemiyorum, çok iddialı olurum, benim konum değil. Ama Muhammed'e kadar ki bütün peygamberlerin hepsi Yahudidir. İsrailoğullarındandır. Bütün peygamberler. Yani dinler arası diyalog çok iyi bir şeydi. Akşam gazetesinde yazıyordum. Çok destek verdiğim o dönemlerde dinler arası diyaloga. Ama olmadı. Başarılamadı. Başarılamamasının sebeplerinden birisi silah ve silah alım satımından geçinen güçlü ülkeleri de yöneten politikacılardı ki bunların başında Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçiler geliyordu. Artık bu dünyada benim yaşımdaki herkes biliyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş en iyi başkanlarından biri olan, en başarılı başkanlarından biri olan John Fitzgerald Kennedy'yi öldürten kişi, yardımcısı Lyndon Johnson idi. Efendim biliyorlar diye konuşuyorum. Bakın artık iddiaydı, dedikoduydu. Neden? Neden? Çünkü Kennedy bir seferinde Rusya ile olan savaşı engellemişti. Tabii o savaşın engellenmesinde Rusya'daki bugün hala pek çok gençlere deli olarak anlatılan ama bana göre de pek çok siyasi düşünere göre de akıllı bir adam olan Kuruşçev vardı. Kuruşçev hem akıllı, hem akılcı, hem insancıldı. O dönemdeki bir Amerika-Rusya savaşının 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyeceğini ve artık kıyamet kopacağını biliyordu. Kuruşçev ve Kennedy dünyayı savaştan kurtardılar. Hemen akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yine cumhuriyetçiler, yani Trump gibi olanlar, yani Ronald Reagan'cılar gibi olanlar ya da baba ve oğul Bush gibi olanlar, cumhuriyetçiler, savaş taraftarları olan siyasetçiler bu sefer Vietnam'la savaşı kışkırttılar. Kennedy'nin bir numaralı rakibi Nixon, ki seçilememişti o Kennedy'nin seçildiği seçimlerde ama rakibiydi. Vietnam'a niye karışmıyorsunuz, niye müdahale etmiyorsunuz diye Kennedy'yi tenkit ediyordu. Johnson ise, London Johnson ise, yani
Kennedy'nin yardımcısı, Kennedy öldüğünde yerine geçecek olan başkan yardımcısı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a müdahalesi için alttan alttan çalışma yapıyordu. Nitekim Kennedy öldü. Öldürüldüğü günün gecesi Amerikan Kongresi mecburen Johnson'ın başkanlığını onayladı. Ve Johnson çok kısa bir zaman sonra Vietnam'a asker gönderdi. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ni Vietnam'a gönderen başkan demokrat başkandır. Sözde demokrat başkandır. Canlarım, Johnson'dan sonra seçilen Nixon Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş en iyi başkanlarından olan ve savaş karşıtlığıyla bilinen Kennedy'nin rakibi olan Nixon seçimlere giderken Vietnam Savaşı'nı bitireceğine dair söz veriyordu artık. Çünkü mecburdu. Vietnam Savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin olağanüstü para basmasına sebep olmuştu. Oysa Amerika Birleşik Devletleri Bretton Woods Konferansı'nda sözleşmesinde ancak bir ons karşılığı 35 dolar basabileceğine ni taahhüt etmişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri karşılıksız dolar basamayacaktı. Merkez Bankası'nda ne kadar altın rezervi varsa o altın rezervindeki bir ons karşılığı 35 dolar basabilecekti. Ama Nixon ve Nixon'dan önceki Johnson olağanüstü bir şekilde savaş giderlerini karşılamak için para bastılar. Sonra Nixon Bretton Woods Konferansı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin imzaladığı sözleşmeden, yani doların altın karşılığı basılma ilkesinden vazgeçti. Ben bu sözleşmeyi tanımıyorum dedi Nixon. Nixon o sözleşmeyi tanımazdan önce de tabii ki çok iyi işler yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'i barıştırdı. Çin'e giden ilk Amerika Birleşik Devletleri başkanıdır. Vietnam Savaşı'nı bitirdi. Sonra da bir fildir fiş taktılar kıçına Nixon'ın. Sen Watergate'de Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Parti binasını, merkez binasını dinledin dediler ve adamı istifaya zorladılar canlarım. Yani barış istiyorsanız, savaşları bitiriyorsanız silah tacirleri sizin başınızı yerler. Ecevit neden hastanelere yatırıldı biliyor musunuz? Ben o zamanlar Tansu Çiller'in danışmanıydım. Bizzat yaşadım. O zamanlar Demokratik Sol Parti milletvekili olan çok sevdiğim değerli dostum Süleyman Yağız da hatırlayacaktır. Ecevit'i hastaneye yatıranlar, Ecevit'i hasta edenler Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a yapacağı askeri operasyonu istenlerdi. Evet efendim, aynen üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Bush, baba Bush değil, oğul Bush, babasından yarım kalan işi tamamlamak istiyordu. Çünkü silah tacirleri öyle istiyordu. Ecevit'i hastalandırdılar. Ecevit'i yorgan döşek yatırdılar. Hiçbir iş yapamaz hale getirdiler. O günlerde Tansu Çiller başbakan olmak ve Amerika'nın Irak'a yapacağı operasyonda ülkeyi başbakan olarak yönetmek istiyorum diye bir açıklama yaptı. Ya sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarı ele geçirirsek biz size Türkiye'de hem de iktidar olarak Irak'a müdahale etmeniz sırasında yardım edeceği sözü verenleri iktidara taşıdılar. Kim? Kim sayesinde? Bunlardan bir tanesi Devlet Bahçeli'ydi. Ülkeyi erken seçime götürdü. Ülkeyi erken seçime götürdüğünde Bahçeli de biliyordu ki o uygulanmakta olan ancak tam da başarmak üzere olan derviş programı çok can yakmıştı. DSP perişan olacaktı. Aynen de öyle oldu. DSP de perişan oldu. Doğru Yol Parti 30 bin oyla barajın altında kaldı. Tansu Çiller'e daha ertesi gün 4 Kasım sabahı beni telefonla aradığında hemen sandık kuruluna, seçim sandık kurullarına itiraz edin. 176 bin mi ne sandık vardı? Bu 176 bin sandıkta lehimize 30 bin oy bulsak barajı geçiyoruz. Parlamento 3 partiden oluşacak dedim. Beni kale almadılar. Dinlemediler.
iki partili bir meclis istemiyordu çünkü. Ve o mecliste de İslamcı bir partinin olması gerekiyordu ki Amerika Birleşik Devletleri Irak'a saldırdığında camilerde siyasal İslam'ın fanatikleri Müslümanlar öldürülüyor diye bağırmasınlar. Dönün bakın geriye arşive girin. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettiğinde bir tek camide, bir tek cami önünde bir tek Müslüman Amerika'ya hayır diye bağırmadı. Neden? Daha önceden söz verilmişti. Benden bu kadar canlarım. Daha fazla şimdilik bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu ülke öyle güzel denizlere yelken açacak, öyle güzel maviliklerde buluşacağız ki hep beraber göreceksiniz. Dünyaya kalıcı barışı biz Türkler, biz Türk Müslümanları getireceğiz. Çünkü bütün dinlerle barışacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hangi dinden olursa olsun, hangi mezhepte olursa olsun, bütün herkes birbirine saygı duyacak. Birbirini anlayacak, birbirine tahammül edecek. Bizim dinle kavgamız yok. Hele benim mezheplerle de kavgam yok, benim tarikatlarla da kavgam yok, benim dini cemaatlerle de kavgam yok. Benim kavgam bunları denetlemeyen siyasetçilerle, bunları arka bahçeleri olarak kullanan ve insanları güzel din yerine, yobaz dine yönlendiren hırsız politikacılarla. Benim kavgam onlarla. Benim dinle ne kavgam olabilir? Benim Muhammed'le, benim İsa'yla, benim Musa'yla ne kavgam olabilir? Onlara inanan insanlara ben, samimi olarak inanan insanlara ve onların dedikleri gibi çalmayan, çırpmayan, hırsızlık yapmayan, hırsızlıklara göz yummayan, hırsızlara oy vermeyen, haksızlıklar karşısında susmayan insanlara karşı ben sadece saygı duyuyorum. Ben dünyanın en güzel Müslümanlarından biri olan Lütfiye Bayraktaroğlu'nun, Hacı Lütfiye Bayraktaroğlu'nun oğluyum. Benim dinle ne kavgam olabilir? Benim dindarla ne kavgam olabilir? Benim kavgam 6 yaşındaki kız çocuğuna, 6 yaşındaki erkek çocuğuna, Kur'an kurslarında ya da dini cemaatlerde tecavüz edenlerle. Ben onlarla kavga ediyorum. Benim mücadelem onlarla. Bana içki içtim diye cehenneme gideceksin diyenler 6 yaşında kız çocuğuna, 6 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında kız erkek çocuklarına tecavüz eden sözde Müslümanlara tek laf etmiyorlar. Cehenneme gideceksiniz demiyorlar. Neden? Çünkü utanmazlar. Çünkü utanmaları yok. Çünkü onların dinleri de yok. Dinsizlere ben saygı duyarım. Adam açık açık söyler, ben dinsizim. Onlar biz dindarız deyip insanlara zarar verenler. Dine zarar verenler. Enseyi karartmayın be. Enseyi karartmayın. Bizler varız. Ne yapacaklar? Sesimi kısacaklar. Kısarlarsa kısınlar. Ne yapacaklar beni? Hayır, ne yapacaklar yani? Hakaret etmiyorum. Gerçeklere aykırıyorum, gerçekleri söylüyorum. Yani dondurmayı yalayarak dedim diye beni hapse mi atacaklar? Utanmayacaklar mı? 6 yaşında kız çocuğunun hırsına geçenlerde seslerini çıkarmadıkları halde ben Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi dedim diye hapis mi atacağım? Ben anayasadan gelen hakkımı kullanarak, Erdoğan hesap verecek, yargılanacak, mahkum olacak dediğim için hapis mi yatacağım? Yatarım. 6 ay yatarım. En çok 6 ay yatarım. 6 ay sonra hem de seçim gecesi tahliye olurum. Seçim gecesi tahliye olurum. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bir daha bu zihniyet Türkiye'de seçim kazanamaz. Kazanamaz çocuklar. Kazanırsa zaten Türkiye Cumhuriyeti diye de bir devlet kalmaz. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Lütfen enseyi karartmayın. 6 ay daha tahammül ederek bekleyin. Her şey çok güzel olacak. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.